İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 2024 yılının Batı Ermenistan Okçuluk Şampiyonası 14 Eylül'de gerçekleşti. 15 Eylül'de Dıtsihu Tanrıça Anahit Kültü konulu konferans düzenlendi. Batı Ermenistan hükümet üyelerinin artık Ermenilerle görüşmesi. Batı Ermenistan'ın evlatları Dikran İzmirliyan. Ermeni yaylaları yer adını ilk kim kullandı? Artak Ombudsmanı. Çocuklarınızı Macaristan'a göndermeye karar verirken onları hangi ülkeye göndereceğinizi düşünün. Konstantinopolis doğumlu Ermeni şarkıcı Sibil yeni şarkısını ve videosunu Hrant Dink çocuk korosu ile birlikte seslendirdi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet üyeleri, Ülke Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenek Abrahamyan'ın katıldığı Batı Ermenistan Okçuluk Şampiyonası 14 Eylül'de düzenlendi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Bayan Nelly Harutunyan ve Batı Ermenistan'dan gelen çok sayıda milletvekili bu şampiyonaya katıldı. 2024 yılı şampiyonasının açılış törenini Ulusal Konsey Başkanı Armen Gabrahamyan gerçekleştirirken bu etkinliğin sadece spor açısından değil kültürel bağlamda da önemli olduğunu vurguladı. Abrahamyan, okçuluk kültürümüzün ve sanatımızın korunması ve geliştirilmesi gereken ayrılmaz bir parçasıdır. Bizim atalarımız, sizin dedeleriniz, anne babalarınız Batı Ermenistan'dan geldiler ve bugün bu sahnede kültürümüzün, sanatımızın gücünü ifade etme fırsatına sahipsiniz. Sadece ödüllerle değil, işinizi nasıl yaptığınızla da ilgilenmelisiniz. Doğru vurmak için o sanatı içinizde hissetmeniz gerekir. Bu yarışmaya katılan sizlerin üst düzeyde seviye ve beceri sergilemesi gerekiyor. Çünkü bu sadece bir spor değil, aynı zamanda ulusal mirasımızı temsil eden bir sanattır. Hepimiz sizin beceriniz ve özverinizden onur duymaktayız. Batı Ermenistan kültürünü vicdanla ve gururla temsil etmeye devam etmeniz için size başarı ve güç diliyorum. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidia Margosyan ise konuşmasında okçuluk şampiyonasının Batı Ermenistan'ın zengin kültürel mirasını göstermek için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Margosyan Mirasımıza ve kültürümüze sadece sözle değil, eylemlerle de sahip çıkmalıyız. Bu yarışmaya katılan sizler milli kültürümüzün simgeleri oluyorsunuz ve bu mirası çalışmalarınızla gelecek nesillere aktaracağınıza inancımız tamdır. Bu şampiyona sadece profesyonel beceri değil, aynı zamanda Batı Ermenistan'ın kültürel değerlerinin istikrarlı bir şekilde korunması ve yaygınlaştırılmasının önemini de ortaya koydu. Hükümet üyeleri tüm katılımcılara ve organizatörlere şükranlarını sunarak bu tür etkinliklerin devam etmesini ve Batı Ermenistan'ın kültürel mirasının korunmasına ve yayılmasına katkıda bulunmasını umduklarını ifade etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Ditsuhi Anahit Kültü konulu konferans Yerevan'da Double Tree by Hilton Oteli'nde 15 Eylül'de düzenlendi. Etkinliğin başlangıcında Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armen Agaplyan bir açılış konuşması yaparak Batı Ermenistan'ın tarihi ve kültürel mirasının korunmasının önemine vurgu yaptı. Ditsuhi Anahit kültünün bugüne kadar Batı Ermenistan'daki etkisini sürdürdüğünü ve bu bölgelerde yaşayan Ermeniler için kutsal yaylanın önemine özel bir atıfta bulunduğunu belirtti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahamyan konuşmasında kendimizi anlamadan ilerleyemeyiz. Anahiti, doğayı, suyumuzu konuşmalıyız. Amacımız sadece Disuhi, Tanrıça Anahidi anlatmak değil, aynı zamanda onu deneyimlemek. Bunu hissetmezsek kazanan olamayız. Bizler Ermeni halkı olarak sorunları önümüze koymak ve çözmekle yükümlüyüz. Gerçek Ermenilerin manevi yaşamından ve geciminden bahsediyoruz. Düşünün ki bugün burada Dersim'den Muş'tan gelen insanlar var. Onlar gelişiyorlar. Batı Ermenistan'da kendilerini daha güçlü hissetmeleri için ne yapabiliriz? Gelişmek için her şey doğru şekilde organize etmemiz gerekiyor dedi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lydia Margosyan konuşmasında Anahide Adanan Konferansı'nın sadece önemli bir bilimsel etkinlik değil, aynı zamanda uluslararası toplumu Ermeni mirası hakkında bilgilendirmek için bir platform olduğunu vurguladı. Ermeni kültürel değerlerinin uluslararası alanda tanınmasını sağlamak için yabancı ortaklarla çalıştıklarını belirtti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Bayan Nelli Harutyunyan konuşmasında Ermeni kimliğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı. Nelli Harutyunyan, Ermeni halkının binlerce yıldır kendi kimliği ve kültürel mirası için mücadele ettiğini, bu mücadelenin özellikle Batı Ermenistan'ın yerli Ermenileri arasında bugün de devam ettiğini hatırlattı. Kurum Mihir Haygazuni de bir konuşmada bulunarak, Ditsuhi Anahit'in hikayesini anlatırken Dits ve Tanrı kelimeleri arasındaki farklara da dikkat çekti. Konferansın sonunda düzenlenen resepsiyonda katılımcılar resmi olmayan bir ortamda tartışmalara devam etti. Batı Ermenistan hükümet üyeleri ile Artsak Ermenileri arasında Batı Ermenistan'ın Yerevan temsilciliğinde önemli bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda Ermenilerin karşılaştığı zorluklar ve bunların üstesinden gelmenin olası yolları tartışıldı. Artsak vatandaşlarının kendi kaderini tayin etme hakları ve Avrupa Mahkemesine gönderilen başvuru süreci konularına özel önem verildi. Toplantıya katılanlar çeşitli öneriler sunarak mevcut sorunlara çözüm bulmaya çalıştı. Tartışmanın derinleşmesine katkı sağlayan soru ve yanıtlar oldu. Toplantı sonunda düzenlenen küçük resepsiyonda katılımcılar gayri resmi bir ortamda tartışmalara devam ederek yeni fikir alışverişine ve işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağladılar. Ünlü İsviçreli Ermeni zengini Dikran İzmirliyan, Doğu Ermenistan'ın ulusal kahramanıdır. Dikran İzmirliyan, Doğu Ermenistan'a yönelik hayırsever faaliyetleri nedeniyle 2024 yılında Doğu Ermenistan Ulusal Kahramanı ünvanına layık görüldü. İzmirliyan ailesi, Osmanlı İmparatorluğunda Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'ten kaçmak için 20. yüzyılın başında İsviçre'ye geldi. 1960'ların sonunda Dikran İzmirliyan, dünya fıstık ihracatını neredeyse tamamen kontrol altına almayı başardı ve kendi fıstık imparatorluğunu İsviçre şirketi Alimenta'yı kurdu. Dikran İzmirliyan, Doğu Ermenistan'da her severlerin ebeveynlerinin anısına 1994 yılında açılan İzmirliyan Vakfı'nın kurucusu olarak biliniyor. Vakıf, Doğu Ermenistan ve Arsak'ta eğitim, sağlık ve diğer alanlarda birçok projeyi hayata geçirdi. 2013 yılında vakfın desteğiyle araştırma Proktoloji Merkezi temelinde İzmirliyan Tıp Merkezi kuruldu. Dikran İzmirliyan 2024 yılında 98 yaşında hayatını kaybetti ve sonsuza kadar Batı Ermenistan'ın ve tüm Ermeni halkının değerli bir evladı olarak kalacak. Tarihi materyaller araştırmacısı Hacak Sirekanyan Facebook sayfasında fotoğraf yayınladı ve şöyle yazdı. Ermeni yaylaları ismi ilk kez Alman jeolog Herman Abich tarafından kullanılmış ve daha sonra kullanılmaya başlanmıştır. Alman jeolog Herman Abich 1878-1887 yıllarında Kafkas ülkelerinde jeolojik araştırmalar adlı üç ciltlik eserini yayınladı. Bu kitabın ikinci ve üçüncü ciltleri Ermeni yaylasına ithaf edilmiştir. Abih yayınladığı bu kitapla Ermeni Yaylası terimini kullanımına sokmuş oldu. Alman coğrafyacısı Karl Ryder ise Ermeni dağlık bölgelerini hava ve su bakımından zengin, serin ve dağlık bir ada olarak nitelendirdi. Arsak insan hakları savunucusu Gyogam Stepanyan Facebook sayfasında Macaristan'ın Arsak çocukları için kamplar düzenlemesinin ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını ve yapılmaması gereken ucuz bir insani jest olduğunu ifade etti. Macar hükümetiyle yapılan işbirliği çerçevesinde Arsak'tan yerinden edilen yaklaşık 120 çocuğun bir yaz kampına katılmak üzere Macaristan'a gittiğini ve yaygın bilgilere göre bin çocuğun daha gitmesi gerektiğini muhtemelen biliyorsunuzdur. Macaristan özellikle artsak konusunda geleneksel olarak Türkiye yanlısı ve Azerbaycan yanlısı bir tutuma sahip olan ülkedir. Katil Ramil Safarov'u Azerbaycan'a iade eden ülke Macaristan'dır. Macaristan artsak soykırımı ve etnik temizliğin ardından nüfusu azalan ve işgal edilen Şuşide Türk devletleri teşkilatının zirvesine, ülkenin başbakanı düzeyinde en üst düzeyde katılan ülkedir abluka günlerinde Artsak'ta yaşananlara ilişkin 27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin ortak bir açıklaması olması gerekiyordu ama Macaristan bunu engelledi. Abluka'nın bir sonucu olarak Artsak'ta yaratılan zorlu insani durumun tartışıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda Macaristan temsilcisinin belirgin Azerbaycan yanlısı konuşmasını çok iyi hatırlıyorum.'' bütün bunlardan sonra Arsas çocuklarına yönelik kamplar düzenlemek sadece ikiyüzlülüktür ve yapılmaması gereken ucuz bir insani jesttir. Stepanyan, sevgili ebeveynler elbette sizin adınıza karar veremem ve karar veriyormuş gibi de yapmıyorum. Ama çocuklarınızı Macaristan'a göndermeye karar verdiğinizde hangi ülkeye gönderdiğinizi dikkate alın dedi. Ermeni toplumunun dünyaca ünlü müzisyen ve şarkıcılarından biri olan Konstantinopolis doğumlu Sibil, Hrant Dink Çocuk Korosu ile Baril Lewis adlı yeni şarkı ve videoyla sahne aldı. Youtube'da internette paylaşılan şarkı tüm insanlığı kötülükle mücadelede iyiliğin gücünü hatırlamaya çağırıyor. Hrant Dink çocuk korosunun katılımıyla yazılan Parilus şarkısı insanlığın giderek acımasızlaştığı bu günlerde bile doğayla bütünleşmenin ve doğa harikalarından keyif almanın önemini vurguluyor. Şarkının sözleri Hamo Sahyan, müziği Hrant Çizmeciyan, müzik düzenlemesi ise Cenk Taşkın olan Majak Toşikyan tarafından yapılmıştır. Video klibin yönetmenleri ise Harut Ünkevorkyan ve Sayat Dağlayan'dır. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.